Arkadaşlar şimdi oksijenli solunum nedir? Ne gibi özellikleri vardır? Onları beraber öğrenelim. Besin moleküllerinin yani glikozun oksijen varlığında parçalanması ve bu şekilde enerji yani ATP molekülü üretilmesi olayına oksijenli solunum diyoruz. Hatırlayalım. Önceki bölümlerde bir mitokondri organelimiz vardı. Dışarıdan glikoz molekülü ve oksijen geliyor. Glikoz molekülü oksijen varlığında yakılarak hücre için gerekli olan enerji elde ediliyordu. Hücre içinde gerçekleşen bir solunumdur. Enerji ihtiyacı fazla olan canlılarda ki bunlara örnek olarak hayvanlar, bitkiler, bazı bakteriler yani oksijen seven, oksijenli solunum yapan bakterileri, amip, terlik hayvan gibi çekirdekli bir hücreli canlıları verebiliriz. Bu canlıların enerji ihtiyacı fazla olduğu için tümünde oksijenli solunum görülür. Hatta geçen yıla doğru şöyle kısa bir yolculuk yaparsak, hoş siz geçen yıldan hiçbir şey hemen hemen hatırlamıyorsunuz ama umarım bu defa hatırlarsınız. Bizim vücudumuzda da enerji ihtiyacı fazla olan bir takım yapılar vardı. Örneğin neydi bunlar? Ses gelmiyor yine. Neydi? Karaciğer. Karaciğer hücrelerimizin enerji ihtiyacı oldukça fazladır. Bunun yanında sinir hücrelerimiz, kas hücrelerimiz bunların enerji ihtiyacı fazla olduğu için bu hücrelerde bol miktarda mitokondri organelinin var olduğunu bir kere daha hatırlayalım. Besin molekülleri oksijen varlığında tam yıkıma uğratıldığından enerji üretimi fazladır. Net 38 ATP molekülü, her biri glikoz molekülünün parçalanması sonucu net 38 ATP molekülü elde ediliyor, üretiliyor. Oksijen varlığında diyoruz tam yıkıma uğratıldığından. Peki kullanılan besin molekülü kimdi? Glikoz yani basit şekerdi. Formülünü hatırlayalım. C6, H12O6. Hatırlayacak olursak bu fotosentezde elde edilen bir moleküldü. Tekrar bu yapı taşlarına kadar oksijen varlığında tam parçalandığı için bol miktarda da enerji molekülü üretiliyor. Oksijenli solunum kimyasal bir olaydır ve kimyasal tepkime denklemleriyle gösterilir. Şimdi kimyasal tepkime denklemimizi inceleyecek olursak, başlangıçta ne görüyoruz? 4 tane ATP. Farkındaysanız enerji üretirken bile ne yapıyoruz arkadaşlar? Enerji molekülü harcıyoruz, yani bir enerji harcıyoruz. 4 tane ATP molekülü, bir molekül glikoz yani basit şeker C6, H12O6 artı 6 molekül oksijen varlığında birleşti, yakıldı. Karbondioksit 6 molekül, 6 molekül su ve toplam 42 ATP üretildi. Ama biz başlangıçta ne yapmıştık? 4 ATP molekülü harcamıştık. Üretilen 42 ATP'den 4 ATP'yi çıkarırsak net ATP kazancının 38 olduğunu görebiliyoruz. Peki bizler oksijenli solunum yaptığımızı nasıl kanıtlayabiliriz? Hatırlayalım. Kireç suyu, kalsiyum hidroksit bazının çözeltisi. Kireç suyunun bir özelliği vardı. Bir ortamda karbondioksit gazı olup olmadığını veya var olan bir gazın karbondioksit mi değil mi konusunda fikir edinebilmek için o gazı ne yapıyoruz? Kireç suyundan geçiriyoruz. Bir pipetle kireç suyu çözeltisine üflersek, pipeti aldık, bir ucu kireç suyunda, bir ucu ağzımızda diye üfledik. Gaz kabarcıkları çıktı, bir fokurdama meydana geldi ve bir süre sonra kireç suyunun bulanık beyaz bir renk aldığını görürüz. Bulanık beyaz renk alan kireç suyu bize bizim dışarıya verdiğimiz gazın karbondioksit olduğunu kanıtlayan basit bir düzenektir. Arkadaşlar, örneğimizde oksijenli solunum sonucu ortaya çıkan ürünler karbondioksit ve su mudur sorusunun cevabını arayacağız. Bunlar sınavlarda bu düzenekler veya buna benzerleri sık sık düzenli olarak çizilir ve soru gelir. Elimizde neler var? Bakıyoruz. Işıksız bir ortamda cam fanüs,
Şuradan hava gönderiyoruz ve bu hava soluduğumuz hava bizim. İçinde bunun karbondioksit de var, oksijen de var. Cam fanusun içerisine potasyum hidroksit tabletleri bırakmışız. Potasyum hidroksiti hatırlayalım. Bazik bir maddeydi. Karbondioksit de asidik bir gaz olduğu için potasyum hidroksit tabletleri tarafından gönderdiğimiz havada var olan karbondioksit molekülleri yakalanır. Geriye ne kalır? Oksijen. Yine hatırlayalım. Bitkiler ışıksız ortamda fotosentez yapmaz. Şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Işıklı ortamda fotosentez yapar, ışıksız ortamda solunum yapar. Hayır, yanlış. Tüm canlılar gece gündüz hiç durmadan enerji üretmek zorundadır. Tüm canlılar hiç durmadan gece gündüz enerji üretmek zorunda olduğu için bitkiler de gece gündüz hiç durmadan solunum yapar. Ancak ışıklı bir ortamda hem solunum hem fotosentez olayını beraber gerçekleştirirler. Bitki solunum için gerekli olan oksijeni alarak solunumunu yapar ve bu solunum sonucu karbondioksit ve H2O'nun ortaya çıktığını nasıl anlarız? Bir süre sonra cam kabımızın iç yüzeyinde küçük küçük su damlacıklarının toplandığını görürüz. Su damlacıkları. Ayrıca kireç suyunun da yavaş yavaş bulanarak bulanık beyaz bir renk aldığını görürüz. Bulanık beyaz renk alır diyoruz. İşte cam kabın iç yüzeyinde su damlacıklarının görülmesi, aynı şekilde kireç suyunun da bulanık beyaz bir renk alması bize burada bitkinin oksijenli solunum yaparak dışarıya su ve karbondioksit verdiğini kanıtlar. Arkadaşlar, oksijensiz solunuma gelince besin moleküllerinin oksijen kullanılmadan parçalanması ve ATP üretilmesi olayıdır. Sitoplazmada solunum enzimleri kullanılarak gerçekleştirilen bir olaydır. Oksijen kullanılmadığı için glikoz tam parçalanamaz. Bu nedenle üretilen ATP oksijenli solunuma göre çok azdır. Net 2 ATP üretimi vardır. Farkındaysanız oksijenli solunumda üretilen net 38 ATP, burada ise ancak 2 ATP net olarak üretiliyor. Oluşan son ürünlere göre oksijensiz solunumu ikiye ayıracağız. Son ürünlerin farklı olmasının sebebi ise sitoplazmada var olan solunum enzimlerinin farklı olmasıdır. Bu nedenle biz oksijensiz solunumu kendi arasında kullanılan, yani görev alan enzimlerin çeşidine göre etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi önce etil alkol fermantasyonunu, daha sonra da laktik asit fermantasyonunu göreceğiz. Arkadaşlar, şimdi oksijensiz solunum çeşidi ilk olarak alkolik fermantasyonla başlıyoruz. Fermantasyon, mayalanma aynı anlama gelen sözcüklerdir. Bazı kaynaklarda doğrudan doğruya alkolik fermantasyon olarak da geçebilir. Bu adı almasının sebebi oluşan ürünlerden birinin etil alkol olmasıdır. Peki etil alkol fermantasyonu kimlerde görülür? Bira mayası başta olmak üzere maya mantarlarında ve şarap bakterilerinde görülür. Bunların zaten sitoplazmalarında oksijenli solunumda görev alan mitokondri organeli yoktur. Mayalanma ve şarap sanayinde kullanılan bir uygulamadır. Etil alkol fermantasyonu yapılan bir kapta bakıyoruz, hücre sayısı zamanla artar. Grafiğimize baktığımızda hücre sayısı zaman, besin maddesi bol olduğu için, koşullar uygun olduğu için hücre sayısının zamanla arttığını görüyoruz. Ancak bir süre sonra bu artış ne olacaktır? Duracak, hatta ilerleyen bölümlerde tekrar sayı azalacaktır çünkü ortamda yeterli besin kalmayacaktır. Glikoz miktarı diyoruz zamanla azalır. Neden azalır? Çünkü glikoz tepkimeye giren maddedir. Tüm kimyasal tepkimeler için geçerli olan neydi? Girenlerin miktarı zamanla azalırken ürünlerin miktarı zamanla artar.
Glikoz miktarı zamanla azalır. Grafimize baktığımızda belli bir miktar glikoz var iken zamanla ne oldu? Miktarı azaldı. Karbondioksit gazı oluşur. Karbondioksit gazı oluşan ürünlerden biridir. Dolayısıyla ürünlerin miktarı zamanla ne yapacaktır? Artacaktır. Bu nedenle karbondioksit gazının miktarı da zamanla ne olur? Artar diyoruz. Şimdi arkadaşlar, etil alkol fermentasyonu ile ilgili sorular gelirse eğer, genellikle deney gözlem tarzında sorular geldiği için öğrendiklerimizi bir takım deney düzenekleri ile tekrar edelim. Hem de gelebilecek bir soruyu da kaçırmamış oluruz. Bakıyoruz, kırmızı nokta ile gösterdiklerim bir amayası hücreleri. Ne hazırladık? Bir kapta glikoz çözeltisi ve ılık sıcak bir ortamdayız. Kabımızın kenarında bir musluk var. Bu musluk bizim işimize yarayacak. Niye? Eğer bu olay sonucu etil alkol oluşmuş ise musluğun manasını açtığımızda burnumuzda keskin bir alkol kokusunun geldiğini algılayacağız. Yine içinde bir termometre var. Bu termometreyle de şu sorunun cevabını vereceğiz. Etil alkol fermantasyonu sonucu veya oksijensiz solunum sonucu ısı açığa çıkar mı? Eğer ısı açığa çıkıyor ise termometredeki sıcaklık değerinin ne yaptığını, yükseldiğini göreceğiz. Yine etil alkol fermantasyonundaki ürünlerden biri karbondioksit midir? Bu soruya cevap verebilmek için de yine kireç suyumuz var. Çünkü kireç suyu o gazın karbondioksit olup olmadığını tanımamızı sağlayan bir ayraç. Bu işlemleri yaptıktan bir süre sonra zamanla baktığımızda çözeltimizdeki nelerin çok arttığını görüyoruz. Kırmızı noktaların sayısının hızla arttığını. Ne demiştik daha önceden de? Etil alkol fermantasyonu gerçekleşen bir kapta zamanla canlı hücre sayısı artar. Evet, artmış. Termometreyi kontrol ettiğimizde ise sıcaklığın yükseldiğini görürüz. Burada sıcaklığın artması bize bu solunum sonucu da açığa ısının çıktığını anlatır. Yine kireç suyundaki değişimi gözlemleyecek olursak, kireç suyunun renginin de zamanla bulanık beyaz bir renk aldığını görürüz. Bu da etil alkol fermantasyonundaki ürünlerden birinin de karbondioksit olduğunu gösterir. Şimdi ne yapalım? Etil alkol fermantasyonunda kimyasal bir olay olduğu için kimyasal tepkime denklemiyle gösterebiliriz. Kullanılan neydi? Glikoz. Bakın, oksijen kullanmıyoruz ama ne kullanıyoruz? Solunum enzimleri diyoruz. Solunum enzimleri. Ne meydana geldi? Musluğu açtık, kokladık, keskin bir alkol kokusu aldık. Etil alkol artı kireç suyunun rengi bulandı. Bulandıran kimdi? Karbondioksit gazı. Karbondioksit gazı artı net 2 ATP veya şöyle de yazabiliriz. Başlangıçta 2 tane ATP kullanılır. Sonucunda 4 tane ATP molekülü üretilir. Artı 4 ATP artı ısıyı da ekleyebiliriz. Ve böylelikle kimyasal bir değişim, kimyasal bir olay olan etil alkol fermantasyonunda ne yapmış olduk? Kimyasal tepkime denklemiyle yazmış olduk. Arkadaşlar, şimdi de bir diğer oksijensiz solunum türü olan laktik asit fermantasyonunun ne olduğunu öğrenmeye çalışalım. Yoğurt, peynir ve sirke bakterilerinin tarafından gerçekleştirilen bir solunum şeklidir. Sütün mayalanarak yoğurt olması, peynir olması veya üzüm suyundan, elma suyundan sirke elde edilmesi, yoğurt, peynir ve sirke bakterilerince laktik asit fermantasyonu yapılarak gerçekleştirilir. Ayrıca laktik asit fermantasyonu memeli canlıların çizgili kas hücrelerinde de görülen bir solunum şeklidir. Ortaya çıkan laktik asit bizlerde yorgunluk hissine sebep olur. Bu nedenle laktik asite yorgunluk veren asit de diyebiliyoruz.
Peki bu olay nasıl gerçekleşir? Ağır bir iş yaptığımızda veya fazla spor yaptığımızda kaslarımızda oksijenli solunumla üretilen enerji yetersiz kalabilir. Örneğin ne yapıyorsunuz bazen? Basketbol oynarken oyun o kadar tatlı bir noktaya geliyor, yorulduğunuzu bile bile oyunu bırakmak istemiyor ve devam ediyorsunuz. Daha sonra eve gittiğinizde dinlenme anında kaslarınızın sertleştiğini, bir takım ağrıların olduğunu herhalde yaşamayanız yoktur. İşte burada gerçekleşen olay çizgili kas hücrelerinizdeki oksijenli solunumla üretilen enerji yetersiz kalıyor. Bu defa kaslarınız oksijenli solunumla beraber laktik asit fermantasyonu da yapmak zorunda kalıyor. Ve bu laktik asit fermantasyonu sonucu açığa çıkan laktik asit kaslarda birikiyor. Ve siz dinlenmeye geçtiğinizde kaslarda biriken laktik asit katılaşarak ağrı ve kramplara yol açabiliyor. Ancak vücudumuz bir süre sonra kaslarda biriken bu laktik asiti tekrar oksijenli solunumla parçalayarak bizlerin enerji ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Şimdi buraya kadar size canlılarda görülen oksijenli, oksijensiz solunumu anlattık. Canlılar nasıl enerji ürettiğini bunlardan bahsettik. Daha önce yine fotosentezden bahsettik. Dikkat edin, fotosentezde üretilen glikoz ve oksijen, solunumda ise tüketilen maddeler oluyor. Sizden isteğim, bütün bunları yan yana getirip oksijenli solunumla oksijensiz solunum arasındaki farkları ortaya koymanızı, aynı şekilde fotosentezle solunum arasındaki farkları ortaya koymanızı istiyorum. Elinizdeki ders kitabı bu konuda yeterince size bilgi veriyor, hatta karşılaştırmasını da yapıyor. Bunları yazarak, not ederek çalışırsak ve her çalışmadan sonra yaptığımız gibi sıcağı sıcağına bir takım sorular çözersek konuyu unutmamak üzere pekiştirebileceğimizden emin olmanız gerekir. Yapmanız gereken bu. Yine her zaman olduğu gibi sizlere çok çok iyi, dikkatli çalışın diye tembihliyorum. Aynı zamanda sağlık konusunda da ödün vermemenizi, dışarıya çıkma isteğinden çok evde ailenizle beraber daha hoşça vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün fotosentezin devamı olarak solunum adlı yeni bir konuya başlayacağız. Solunum. Solunum konusunda neler öğreneceğiz? Yaşamak için ihtiyacımız olan enerjiyi nasıl ürettiğimizi, hamurun mayalanması, yoğurt yapılması gibi olayların solunum ile ilişkisini bu konuda öğrendiklerimiz kavramamızı sağlayacak. Bitti. İyi miydi? İyi hocam. Ama çok kısa sürüyor hocam. Nasıl? Arkadaşlar, solunum nedir? Canlıların besin moleküllerinden oksijenli veya oksijensiz olarak enerji üretmesi olayına solunum adını veriyoruz. Günlük hayatta yaptığımız soluk alıp verme ile burada bahsettiğimiz solunum olayı birbirinden tamamen farklı. Bağlantılı ancak farklı. Biz soluk alma ile beraber akciğerlerimizde bulunan ve alveoller denilen hava keselerine aldığımız hava, orada gaz değişimi yolu ile havada bulunan oksijen kana geçer ve bu oksijen dolaşım sistemi ile hücrelere kadar yolculuğuna devam eder. Hücrelerde şurada bir yapı görüyoruz. Bunu 7. sınıftan hatırlamanız lazım. Hücre sitoplazmasında bulunan mitokondri adındaki organele kadar gelir. Mitokondri burada ne yapıyor? Dersini çalışıyor, ödevini yapıyor sizler gibi. Sonuç olarak besin moleküllerinden oksijenli veya oksijensiz olarak enerji üretilmesi olayına solunum adını veriyoruz. Bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerine devam edebilmek için besinleri hücre içinde solunum olayı ile parçalar ve ATP adı verilen enerji molekülünü üretir. Burada ATP olayına oksijenli veya oksijensiz kelimelerine dikkat ediyoruz. Bu bölümü sonuç olarak şöyle özetleyebiliriz. Her canlı yaşam enerjisini üretmek zorundadır. Ve bu yaşam enerjisini üretirken bazı canlılar oksijen kullanırken bazı canlılar ise hiç oksijene ihtiyaç duymadan gerekli olan yaşamsal enerjiyi üretebiliyor. Ve üretilen bu enerji tüm canlılar için ortak bir molekül olan ATP adı verilen
molekül ile sağlanıyor. ATP'yi az sonra ayrıca detaylı olarak göreceğiz. Baktığımızda 7. sınıfta hücre ve hücre sitoplazmasında bulunan organelleri hatırlayalım. Bu organellerden bir tanesi de mitokondriydi ve mitokondri hücrenin enerji santralleri olarak tanımlanıyordu. Yani hücre için gerekli olan yaşamsal enerji mitokondri organelinde üretiliyordu. Bizim hücrelerimizin sitoplazmasında bulunan mitokondri de kan yoluyla hücrelere kadar gelen neyi alır? Glikozu, yine oksijeni alarak oksijenle glikoz birleştirilir ve tüm canlıların ortak olarak kullandığı enerji molekülünü yani ATP'yi üretir. Peki oksijen ve glikoz, oksijen nasıl bir gazdı hatırlayalım? Yakıcı bir gazdı. Glikoz ise fotosentez sonucu üretici canlılar tarafından üretilen ve depolanan besin maddesiydi. Mitokondriye gelen oksijen ve glikoz mitokondride birleştirilir yani yakılır ve bu olay sonucu mitokondri dışarıya ATP molekülünü, daha doğrusu dışarıya vermez, ATP'yi üretir. Isı, bu ısı aynı zamanda bizim vücut ısımızı oluşturur. Kan yoluyla damarlar içerisinde bu ısı tüm vücuda dağılır ve vücut ısımız ortaya çıkar. Karbondioksit ve su açığa çıkar. Bu olay da tıpkı fotosentez gibi kimyasal bir olaydır ve kimyasal tepkime ile ilerleyen bölümlerde göstereceğiz. Oksijen ve glikoz birleşti. Bu birleşme sonucu ATP, ısı, karbondioksit ve su buharı ortaya çıktı. Peki arkadaşlar, ATP açılımı adenozin trifosfat hangi yapılardan meydana gelir? Hücre solunumu sonucunda ortaya çıkan tüm canlıların ürettiği ve kullandığı enerji çeşidi ATP, yani adenozin trifosfat molekülüdür. Peki bir ATP'nin yapısında neler vardır? Bize çok da yabancı olmayan bir takım yapıları göreceğiz şimdi. En başta adenin organik bazı, bunu DNA'dan hatırlıyorduk. 5 karbonlu riboz şekeri, bakın DNA'da deoksiriboz şekeri vardı. ATP'nin yapısında ile yine 5 karbonlu bir şeker olan riboz şekeri var. Ve yine 3 tane de fosfat molekülü bulunur. Peki bunlar ne yapar? Bunlar birbirine bağlanarak, bağlayalım. Önce adenin organik bazını, sonra onun yanına 5 karbonlu riboz şekerini bağladım. Ve ardından 3 tane de fosfat molekülü bağlayacağım. 1, 2, 3. 3 tane fosfat. Ve bu fosfat molekülleri arasında da yüksek enerjili kimyasal bağlar var. Adenin organik bazı ile 5 karbonlu riboz şekerine adenozin adını veriyoruz. Adenozin. Ve burada da neyi görüyoruz? 3 tane fosfat görüyoruz. Latince 3 ne demekti? Tri. Latince olarak yazıyoruz. Tri fosfat. Sonra bunları bir bütün olarak okuduğumuzda da isimlendirmemizi yapmış oluyoruz. Adenozin tri fosfat. Burada neye dikkat edeceğiz? Fosfat molekülleri arasındaki bağlar yüksek enerjili bağlardır. İşte yaşamsal enerji açığa çıkarken bu moleküller arasındaki bağlar sırayla kopar ve her kopmada da gerekli olan yaşamsal enerji açığa çıkmış olur. Bu yaşamsal enerjiyi bizler çok değişik alanlarda, yani
canlılık faaliyetlerimizin hepsinde kullanabiliyoruz. İşte örneğin rubar çığlık atarken bile bu enerjiyi kullanabiliyor. Veya Miran, Talha, Muhammed, masa tenisi oynamaya kaçıyorsunuz ya koşarak paldır küldür paldır küldür. Masa tenisi oynarken enerjiyi kullanıyorsunuz. Ders çalışırken kullanıyorsunuz. Büyüme ve gelişmenizde kullanıyorsunuz. Peki bunu sadece bizler mi üretiyoruz? Hayır. Aklımıza gelebilecek bir hücreli veya çok hücreli tüm canlılar enerji molekülü olarak ne yaparlar? ATP üretirler. Ha bir kısmı bunu üretirken oksijen kullanır, bir kısmı ise oksijen kullanmayabilir. Peki bu ATP yani adenozin trifosfat molekülündeki enerji nasıl açığa çıkıyor? Şu ifadeyi kullanmıştık. Fosfat molekülleri arasında gördüğümüz şu kırmızıyla çizdiğim bağlar yüksek enerjili bağlardır. Bu bağların sırasıyla kopması sonucu, parçalanması sonucu enerji açığa çıkar. Önce bir tane dikkat ediyoruz şeklimize fosfat molekülü kopmuş, enerji açığa çıkmış ve molekülümüzde iki tane fosfat kalmış ve adına dikkat ADP demişiz. Yani adenozin difosfat. Di Latince 2 demek. Daha sonra tekrar bir fosfat molekülü daha kopmuş ve yine açığa enerji çıkmış. En son elimizde kala kala ne kaldı? AMP. Latince bir mono demek. Adenozin monofosfat. Sonuç, fosfatlar arasında yüksek enerjili bağlar bulunur. Bu bağların parçalanması sonucu enerji açığa çıkar. Peki bu enerji nerelerde kullanılıyor? Açığa çıkan bu enerjiyi büyümede, ders çalışmada, spor yapmada, boşaltım yapmada, sindirimde, hatta uyurken bile biz bu enerjiyi hem üretiyoruz hem de tüketiyoruz. Yani kısacası yaşamın her anında bu enerjiyi kullanıyoruz. Örneğin bir bitkimiz var ne diyor? Ben bu enerjiyi fotosentez yapmada diyor kullanıyorum. Çiçeğimi açarken üreme organı kullanıyorum. Büyüyüp gelişirken kullanıyorum. Hatta diyor fotosentez için gerekli olan suyu köklerimle topraktan diyor emerken bile ben bu enerjiyi kullanırım diyor. Arkadaşlar solunumu oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olarak iki ana başlık altında toplayabiliyoruz. Oksijensiz solunumda farkındaysanız altında açılımları var. Etil alkol fermantasyonu, laktik asit fermantasyonu. Oksijensiz solunumu da kendi arasında etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu olarak iki başlık altında incelememizin sebebi oluşan son ürünlerden kaynaklanıyor.